Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 31. bölümden devam ediyoruz. İsa aleyhisselam şöyle demiştir. Deniz dalgaları üzerinde kim ev bina edebilir? İşte sizin dünyanız böyledir. O halde onu kalacak yer edinmeyin. Yine İsa aleyhisselama şöyle söylenmiştir. Bize öyle bir ilim öğret ki o tek ilimle Allah Celle Celaluhu bizi sevsin. Bunun üzerine o da şöyle buyurmuştur. Dünyaya buğz ediniz ki Allah sizi sevsin. Ebu Derda'nın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Ah benim bildiğimi bir bilseydiniz kesinlikle pek az güler ve pek çok ağlardınız. Böylece dünya gözünüzde pek değersiz kalır ve ahireti tercih ederdiniz. Sonra Ebu Derda kendi kendine şöyle söylemiştir. Şayet siz benim bildiklerimi bilseydiniz yüksek tepelere çıkar halinize hüngür hüngür ağlardınız. Mallarınızdan dönmemek ve bekçi bırakmamak üzere ayrılırdınız. Ancak yanınıza zaruri eşyalarınızı alırdınız. Fakat uzun emel kalplerinizden ahiret düşüncesini kaybettirdi. Bütün emeklerinizin hedefi dünya oldu. Bu yüzden hiç bilmeyenlere dönüştünüz. Bazılarınız başına geleceklerden korktuğu için içgüdülerine, körü körüne uyan hayvanlardan daha şerlidir. Size ne oluyor? Niçin birbirinizi sevmiyorsunuz? Niçin birbirinize hakkı tavsiye etmiyorsunuz? Sizler Allah'ın dini olan İslam üzere kardeş oldunuz. Sizin aranızı açan içinizdeki şeytandır. Eğer iyilikte birleşmiş olsaydınız Allah için birbirinizi sevmiş olurdunuz. Ne oluyor size? Dünya işlerinde birbirinize tavsiyede bulunuyorsunuz da ahirete yönelik işlerde bunu yapmıyorsunuz. Hatta hiçbiriniz sevdiği ve yardım ettiği kimseye bile nasihat etmeye gücü yetmiyor. Bunun nedeni kalplerinizdeki iman nurunun azlığından ileri geliyor. Şayet dünyanın iyilik ve kötülüklerine inandığınız gibi ahiretin de iyilik ve kötülüklerine kalpten inansanız ahireti dünyayı tercih ederdiniz. Zira ahiret sizin işinize daha yarayışlıdır. Eğer derseniz ki dünya sevgisi ağır basıyor, biz de dünyanın peşinden menfaatlerine, gelecekteki menfaatlerine tercih ettiğinizi gördüğümüzü söyleriz. Hatta belki de hiç elde edemeyeceğiniz şeyler uğruna kendinizi birçok sıkıntılara sokuyor, çareler üretiyorsunuz. Siz ne kötü bir topluluksunuz ki apaçık imanınızı bildirecek şekilde tahkiki imana eremediniz. Eğer sizler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şey hakkında bir şüphe içindeyseniz bize geliniz ve size kalplerinizin kendisiyle huzura kavuşacağı nuru size açıklayalım ve gösterelim. Allah'a yemin ederim ki siz eksik akıllılar değilsiniz ki sizi özürlü sayalım. Çünkü dünyevi konularda doğru karar verebiliyor ve işlerinizde isabetli tavır takınabiliyorsunuz. Size ne oluyor? Zira azıcık bir dünyalık elde etmekle neşeleniyor. Yine azıcık bir dünyalığı elden kaçırmakla üzülüyorsunuz. Bunların belirtileri yüzünüzde açığa çıkıyor. Dillerinizle de bunları musibetler diye yorumluyorsunuz. Dünyada günahlar işliyorsunuz. Geneliniz dinin gereklerinin birçoğunu yapmayı bırakmıştır. Halbuki bunun üzüntüsü yüzünüzde görülmüyor. Durumunuzda bir değişim olmuyor. Zannediyorum ki Allah sizden uzaktır. Zira sizler birbirinizle güler yüzle karşılaşırsınız ve hepiniz arkadaşınızı hoşlanmayacağı bir durumda karşılamak istemez. Aynı şekilde o da beni aynı şekilde karşılar diye korktuğunuz için böyle yaparsınız. Sahtekarlaştınız. Sizin ortaklarınız uzun emelli bitiriyor. Eceli inkarda saf saf olmuşsunuz. Allah-u Teala'nın beni sizden uzaklaştırıp görmek istediğim Resulullah'a kavuşturmasını çok isterdim. Şayet o hayatta olsaydı sizin bu gidişatınıza asla sabredemezdi. Şayet sizde hayır varsa size duyurdum. Allah Celle Celaluhu katındakini isterseniz onu pek kolayca bulursunuz. Hem kendim hem de sizin için yalnız Allah'tan yardım istiyorum. En iyisini Allah bilir. İsa aleyhisselam şöyle demiştir. Ey havariler topluluğu! Dünya ehlinin dünyalarının selameti uğruna dinlerini düşürdükleri gibi siz de tam tersi olarak dünyanızın perişan olmasını göze alıp dininizin selametini elde etmeye bakın. Bu anlamda bu şiir söylenmiştir. Bir takım adamlar görüyorum ki dinin en azına kanaatkar oldular. Ama onlar yaşamlarında aza razı olduklarını göremedim. Kralların dünyasını değil, dine ihtiyaç duy. Krallar dini bırakın, dünyayı ele aldıkları gibi yapma. Yine Hz. İsa şöyle demiştir.
Ey kendi iyiliğini görerek dünyaya talip olan kişi, senin için en hayırlısı dünyayı bırakmandır. Allah-u Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetmiş. Ey Musa, sakın ola ki dünyayı meyletmeyesin. Zira bana getirebileceğin bundan daha büyük günah yoktur. Yine Musa Aleyhisselam bir defasında ağlayan bir adama uğrar. Gidip de döndüğünde adamın hala ağladığını görünce Rabbine, ey Rabbim, filan kulun senin korkundan gözyaşı döküyor diye niyaz edince Allah ona şöyle nida eder. Ey İmran'ın oğlu, gözünün suyu gözünün kanı ile birlikte sel olup aksa, ellerini de havaya kaldırıp yere düşüne dek dua etse, dünyayı sevdiği müddetçe onu asla affetmem. Hazreti Ali buyuruyor ki, kimde altı özellik varsa cennet için isteyecek bir şey, cehennem içinde korkulacak bir şey bırakmamıştır. Allah'ı tanıyıp ona itaat etmek, şeytanı tanıyıp ona karşı gelmek, hakkı tanıyıp ona uymak, batılı tanıyıp ondan sakınmak ve ahireti tanıyıp onu talep etmek. Hasan-ı Basri buyuruyor ki, bir takım insanlar vardır ki dünya onların yanında bir emanetten ibarettir. Emanet olan bu dünyayı güven duydukları kimselere bırakıp sorumluluk yüklemeden göçüp gitmişlerdir. Dinin konusunda seninle yarışanla sen de yarış. Ancak dünya konusunda yarışanın yüzüne dünyayı kaldır da at. Hazreti Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle der. Ey oğulcağızım, dünya derin bir denizdir. Onda çoğu insanlar boğuldular. Senin o denizdeki gemin takva, yükün Allah'a iman, yelkenin de Allah'a tevekkül olsun. Hudayl buyuruyor ki, şu ayet hakkında uzun uzun düşündüm. Biz kullardan hangisinin daha iyi amel işleyeceğini denemek için yeryüzü üzerindeki her şeyi süs olarak yarattık. Şüphesiz yine biz onun üzerindeki her şeyi kupkuru bir toprak parçasına da çevirebiliriz. Kehf suresi 7 ve 8. ayet. Hikmet sahiplerinden biri şöyle demiştir. Dünyada karşılaştığın her şeyle senden önce biri karşılaşmış, yine senden sonra yine biri karşılaşacaktır. Senin dünyalık payın bir akşam yemeği ve bir günlük yiyeceğindir. Öyleyse bu yemek uğruna kendini mahvetme. Dünyaya karşı oruçlu ol. Ahiret için ye, ahiret için ahireti de hazırlan. Şüphesiz dünyanın sermayesi kötü arzu ve istekler, tek kazancı da ateştir. Ruhbanlardan birine zaman hakkında görüşü sorulmuş ve o da şöyle cevap vermiştir. Zaman bedenleri eskitir, emelleri yeniler, ölümü yaklaştırır, kuruntuları uzaklaştırır. Yine ona dünya halkı hakkında ne dersin diye tekrar sorulunca da kim zafer elde ederse bitkin düşer, kim de kaybederse peşinden koşar demiştir. Aynı konuda bir şair der ki, kim kendisini sevindiren bir geçim için dünyayı överse ömrümü andolsun ki o kimse pek yakında dünyayı kınayacaktır. Dünya arkasını döndüğünde kişi hasret çeker. Yüzünü gösterince de gamı kederi artacaktır. Ehli hikmetten biri der ki, içinde ben yokken bu dünya var idi. Dünya yok olurken de ben içinde olmayacağım. Orada oturmayacağım da. Çünkü geçimi pintilik, durgunluğu gerçekte bulanıklıktır. Dünya ehli ya nimetinin yok olacağından, ya inecek bir felaketten, ya da gelecek ölümden devamlı bir korku içerisindedir. Başka bir bilge kişi de der ki, dünya hiçbir kimseye hakkını tam vermemiştir. Ya fazla ya eksik verdiği için de ayıplanmıştır.